Hayırlı günler arkadaşlar. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Bugün şöyle bir üçte yeşil mum atacak. O mumu atmadan önce bir değerlendirme yapalım. Ne olabilir, nereye gidebilir gibi faydası olabilir düşüncesiyle bir video hazırlayayım dedim. O yüzden bu videoyu hazırladım. Şimdi şöyle söyleyelim. Bugün baktığımız zaman dominansın %45,98 olduğunu BTC'de görüyoruz. Bunun birazcık yüksek olmasını bizim için daha avantajlı olacağını söylemiştik. Biraz bu kadar düşmesi biraz sıkıntı dominansın. Birazcık yükselmesinin avantajı olacaktır. Şöyle bazı coinlerde yeşillerin olduğunu görüyoruz. Buradan CoinMarketCap'e de bakarsak bugün MarketCap'teki değerin 2 trilyon 292 milyar 595 milyon 396 bin 695 dolar olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in MarketCap'teki değerinin 1 trilyon 32 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Şimdi burada altcoin'lerde daha yüksek miktarda bir para olduğunu görüyoruz. Şimdi Bitcoin dün epey bizi gerdi. Epey düşüşler gerçekleştirdi. 53.780'in de altına inmişti. Şimdi bugünkü durumuna şöyle bakacak olursak biz demiştik ki 52.038'in altına inerse artık geçmiş olsun demiştik. Allah'tan inmedi. Geri toparlanma sinyalleri gösterdi. Burada nereye gidebilir ona bir bakalım. Alımlarla desteklenecek mi? Gidişatı ne olacak? Bizim için şu an yeni bir seviye var. 54.772 seviyesi var. Bunun üzerinde tutunmasını beklememiz gerekiyor. Şurada 50 günlük ortalama ve 200 günlük ortalama yatay seyredip buradan bir çıkış yakalarsa 58 binleri gösterebilir bize. Bugün göstermez de hani 2 gün içerisinde gösterebilir. Çıkışını sürdürebilir. Düzeltme yaparak. Bizim için şu an BTC'de 54.772 seviyesinin altına inmemeli. 55.988'in üstünü de aşması gerekir. Bundan sonra atacağını da yeşil atabilirse eğer yukarıyı zorlayacaktır. Burada ince bir düzeltme yapıp sonrasında hızlı bir harekette yukarı yönlü çıkabilecektir. Hemen gelelim HOT ve BTT'ye. Onları da söyleyelim. HOT'ta durum bugün ani bir çıkış hareketi gözlemlendi. Bakalım ben şuradaki araya korkutuyor. Buradan böyle ani hareketler yaparsa bizim için risk arkadaşlar. Korkmamız gerekir. Böyle ani hareketler hoşumuza gitmez bizim. Şöyle silecek olursak göstereyim. HOT'ta bekleyeceğiz çıkışları da. Ne zaman olacak? Benim demek istediğim şu arkadaşlar. Dün çizdiğim seviye burası. Bu kadar yüksek hareketler yapıyorsa ben korkarım. Ta burayı vurmuş gördünüz mü? 0.0.160. Bakalım belirlediğimiz tarihten daha erken mi çıkacak o? İnşallah olumlu olur. Burada şu arayı doldurmadan çıkması zor görünür. Gerileyebilir. Çok ani çıkmış. İnşallah iyi olur. Şu an bekleyeceğimiz noktayı söyleyeyim ben size. 00.15.21 bunun altına inmemesi lazım. 00.15.63 bunun da üstüne çıkması gerekir. Dediğim gibi şu boşluk bu kadar yüksek boşluk bizim için risktir. Bakın şöyle çekecek olursam buradaki boşluğu doldurması gerekir. Yani birden atmış çünkü kademeli gitmemiş. Bizim için geriye çekecek gibi görünüyor. Bakalım inşallah çekmez ve buradan devam eder. Eğer çekecek olursa da bizim bekleyeceğimiz diğer nokta 00.14.61 olacak. Bizim bekleyeceğimiz nokta HOT'ta. Gelelim hemen CHZ'ye. CHZ şu an kademeli ilerliyor. Eğer bu 3 yeşilden sonra kırmızı atmaz, yani atıp da böyle indirmezse ondan sonra küçük düzeltmeyle devam ederse bunda da ani bir çıkış beklenir mi? Beklenir. CHZ'de zaten bekliyoruz. Bakalım inşallah olumlu olur. Bizim için şu an 0.48.51 ve 0.51.40. Bu seviyeleri takip edeceğiz. 51.40. Bunun üzerine çıkması gerekir. İnşallah olumlu olur ve 53.46'yı da gösterirse artık CHZ'nin bir yukarıya çıkmasını bekleyebiliriz. BTT'ye bakalım hemen. BTT durum nedir BTT'de? O BTT de bugün fırlatmış. Çok güzel alım bölgesindeydi. Yukarı yönlü hareketine
Bugün bir hareketlilik bir var bakalım inşallah. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bu hareketlerde ilk fırsatta kar alıyorsak karımızı almayı bilmeliyiz. Yani %100'leri görmek çok zor olabilir. Eskisi gibi olmayabilir. Riskli yani. Ya bir de bir yeşili bu kadar attıysa satacaksınız diyorum arkadaşlar. Bu kadar attıysa, burada yakaladıysan hemen satacaksın. Sonra düşerse, uzun vade düşünüyorsan gene al. Gene al. Burada şu an bekleyeceğimiz nokta 0067 33 0069 81. Bu seviyenin altına inmemeli. Şu an için kritik seviye 0069 81. Bunun altına inmez. 3'teki attığını da yeşil atarsa, BTC'de de hareket olumlu devam ederse, buradan yukarı yönlü hareketler oluşabilir. Hemen TRX'e bakalım. TRX'te durum nedir? Güzel, bugün piyasa coşacak gibi inşallah, güzel bir hareket olur bugün günlerde. Bakalım şuradan şöyle. Şu an bekleyeceğimiz nokta TRX'te 0.12.63 ve 0.13.43. Bu seviyeleri dikkat edelim. 3'te atacağını da yeşil atabilir mi? 4 yeşil arka arkaya yaparsa, yukarıda doji yaparsa tehlike arkadaşlar. Yukarıda doji yaparsa biraz geri çeker. 0.13.18'lerde biz akşam 7'de görebiliriz. Bundan sonra bir yeşil atarak ta yukarılara çıkartabilir. Aşırı alım bölgesine kadar çıkarabilir. 16.32'leri gösterirse de şaşırmayız. Ara sayıda alım bölgesinde zaten dünkü düşüşten sonra bir toparlanma gözlemleniyor, ama bu alımlarla olan bir şeyse geçici olabilir. Dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Hemen VUN'a bakalım. VUN'da durum nedir? VUN'da durum nedir? Evet, VUN zaten alım bölgesindeydi. Şunu ortadan kaldırırsak bir bakalım, Fibonacci'yi çıkaralım. Evet, burada da bir ani hareket yapı. Bakın burayı böyle okla çıkarmış ama geri indirmiş. Çünkü bizim bekleyeceğimiz asıl nokta 0.012.63. Bir yerde böyle benim çektiğim iki kademenin arasındaki boşluğu hızlı bir şekilde çıkarsa burayı doldurmadan gitmez. Şu an geri çekmesi iyi ama burada atacağı mum çok önemli. Bundan sonraki atacağı mumu bir yeşil atıp yavaş yavaş küçük kademeli bir şekilde buradan gövdesini şurayı doldurarak çıkartırsa, çubukla çıkartmazsa artık yolu açık. 0.0.13.32'ye gelebilir diyebilirim bugün. Benim şu an bekleyeceğim nokta 0.0.12.63 ve 0.0.11.46 VUN'da bekleyeceğimiz nokta. 50 günlük ortalama eğer yukarıya döndürürse VUN'da ani hareket beklenebilir. RSI şu an alım bölgesinin ortalarında, daha devamı gelebilir. Bugün iki tane daha biz gece 12'ye kadar iki tane, bir kırmızı olabilir arada, iki tane daha yeşil mum görebiliriz bunda. Dent'e bakalım. Dent'te durum nedir? Dent'te durum, o da olumlu hava estiriyor. Bakalım, biz şurada beklemiştik aslında çıkış noktasını ama çıkamamış. 0.094.46 ve 0.0.10.62 şu an bekleyeceğimiz nokta burası. Buradan bir iki tane daha yeşil atarsa, BTC'nin de tabii hareketlerine bağlı, onda olumsuz bir durumda gözlenmezse bugün çıkış hareketleri var bakalım. Umarım herkes için karlı olur. Turu'yu soruyordu arkadaşlar. Turu'yu da söyleyeyim. Turu'da da şu an beklememiz gereken nokta bizim için şu nokta önemli burada. Şu kırmızı çizdiğim nokta önemli. Bizim burayı aşmamız gerekiyor arkadaşlar. 0.46.90'ı Turu'da aşması gerekir ve orta direnç bölgesi de 0.45.22. Turu burayı aşabilirse kademeli bir şekilde gidecektir. Eğer bugün gün içerisinde buraları aşarsa, yani 0.46.90'ı ve 0.45.17'yi aşarsa, artık Turu için her şey olumlu seyretmeye başlayabilir. Şurada da alım bölgesinde, zaten arası aşırı alım bölgesinde bizim için uygun bir durum söz konusu olur Turu'da. Diğeri bakacağımız Süper vardı, inceliyorduk. Ona da bakalım hemen, Süper'de durum nedir? Süper'de de aynı 2.48 seviyesinin üstünde tutunmuş şu anda. 2.48'in üzerinde kalabilirse, bundan sonrakini de yeşil atabilirse, 2.64'leri zorlayıp burada bir düzeltme yapıp ani hareket yapabilir Süper. Bunda da bekleyeceğimiz nokta burası. Süper. Iris'e de bakalım hemen. Iris'te durum nedir? Iris ve Doge'ye de bakalım. Doge'yi unutuyoruz hep.
Iris'te durum bu arkadaşlar. Şu an yukarı yönlü hareket var mı? Şuradan çekecek olursak şöyle bakalım. 0 18 98 Iris'te bekleyeceğimiz işmemesi gereken nokta burası 0 18 98 toparlanmış görünüyor. Şu ince çubukla atmamış şuradaki gibi. Şöyle çekecek olursak şöyle birazcık kenara çekecek olursak şunu. Evet, açığa çıkaralım. Şöyle söyleyeyim. Iris'te bekleyeceğimiz nokta arkadaşlar bizim için 0.19 18.99 şu an bekleyeceğimiz nokta. Bunun altına inmeyecek ve çıkması gereken noktada 0.21.32'yi aşması gerekir. Böyle küçük yeşillerle gitmesi iyi. Bunun arkasından işte küçük bir düzeltme yaparsa böyle yine ani bir hareket görürüz. Bu kadar uzun hareketlerde elimizden işte çıkarmakta yarar var. Elimizden çıkarmakta yarar var. Yeterince kar aldığımız zaman çıkmayı bileceğiz arkadaşlar. Doge'yi de hemen söyleyelim. Doge'yi de söyleyelim. Doge yine devam ediyor. Yine devam ediyor. Durmuyor. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin diyeyim. Yani çok tehlikeli. Diyorum elinizde risk aldıysanız bunu sonuna kadar ne yapacaksınız? Götüreceksiniz. Başka yolunuz yok yani. Ya da satıp kurtulacaksınız. Arkadaşlar buradan %500 daha gitse şaşırmam diyorum size. Doge'de açıklanacak hiçbir şey yok. Yani Doge'yi ben anlatamam yani şu hiçbir özelliği olmayan bir coin'in bu kadar çıkması garip. Tamam çıkmış ama kar almayı bilmek lazım. En azından ana paranızı aldıysanız gerisini unutabilirsiniz. Nereye giderse dersiniz. Buradan %500 giderse de şaşırmam. Arkadaşlar %500 bugün birden şuradan şöyle kırmızı çubuk atarsa da hiç şaşırmam Doge'de. Bunu söyleyeyim. Bakın piyasa biraz toparlansın. Altcoin'ler toparlansın. Ben böyle kırmızı çubuk görürsem şaşırmam burada. 0.66 129 bugün beklenmesi gereken nokta. Buradan da çıkarsa 0.72 61'e zorlayabilir. Buradan da tekrar devam edebilir. Şu an RSI aşırı alım bölgesinde düşüş gözlenebilir mi? Bir kırmızı atabilir bundan sonra şuraya çekebilir. Onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar bu günlük hemen kısa bir şekilde değerlendirme yapayım dedim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin.